Merhabalar, ben Kötü Eskörte ve Kısa Efsun'un 54. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölümde bir şey dikkatinizi çekmesi lazım. Köfte inventory düzenini değiştirdi. Evet. Artık drill'i ikinci sıraya aldım. Ve bölüm arası bir adet chainsaw yaptım. Chainsaw nedir diye soracak olursanız testere ve kılıcın birleşimi bir şey aslında. Beraberinde gidip o arkadaşı makas olarak da kullanabiliyorsunuz, ancak koyunları kırpamıyorsunuz onunla. Gidip yünleri yerden kırarken ya da ağaç leaflerini kırarken kullanabiliyorsunuz. Evet. Ve benim arası bir şey yaptım. Hemen göstereyim size. Şunlar. Tabii Crimson Cult Banner değil aslında bunlar ama. Pardon. Ha. White Banner. Ne yapılışını burada göstermiyor. Çünkü burada yapılıyordu. Evet. Bannerlar bu şekilde yapılıyor. Rengi buradan belli oluyor. Ve üstüne İstediğiniz aspect'in vial'ı da sağ tıklıyorsunuz. Ve voila. Tabii ki de burası ateş ulusu. Şurası su olacak. Burayı muhtemelen hava yaparım, burası da toprak olur. ya da dur. Aslında ateş buraya daha uygun. Çünkü burada bu var. Buraya hava daha uygun. Ve o zaman kafa karışıyor, bir saniye. Su, toprak, ateş, hava. Tamam, böyle gidelim. Su, toprak, ateş, hava gitsin. Evet. O esnada bunun yanı sıra biri bana şunu yapmamı önerdi. Şu an onunla çok uğraşamayacağım. Birkaç bir şeye girişeceğim ama. Bu arada burada en son bunun araştırmasını yapıyormuşum. Evet. İlk olarak. Bu bölüm ne yapacağız? Güzel soru değil mi? Tamamen aklımda hiçbir şey olmadan bu bölüme başladım desem size. Evet, o esnada lubricant'ımız da burada olmuş. Ne yapacak bir şey geldi aklıma. Tamamdır. Fluid extractor. Fluid extractor, fluid extractor. Tamam. Ve bize ne lazım? Steel. Aslında. Direkt yarım stack. Peki. Ne yapacağız diye soracak olursanız. Mold. Aratalım. Arrowhead. Ve artık şunların bazılarını sisteme koyayım ben. Wire cutter burada dursun. Evet. Peki. Enerji network olarak nereye bağlayacağız? Şimdilik buraya. Ve böyle çok fazla şimdilik yerleştirdiğim makine var. Sen çıkışını şu yöne al. Sıvı extract et. Evet.
Fluid Extractor 60 EU. Basic'le işini görmüyor senin. O zaman sen gel bakalım, sen de gel. Burası ne? Low voltage. Burası medium voltage. Tamam, şu ikisinin arasına gayet koyabiliriz. O zaman. Fluid extractor. Advanced fluid extractor. Good circuitimiz var mı? Evet, good circuitimiz var. Tamam, güzel. Sadece şunları yapacağız. Bakalım bunun için. Steel rod. Bir tane daha lazımmış. Evet. Bu esnada size birkaç açıklamam daha var. İlk olarak GregTech 6 sürümüne geçiyor. Yani GregTech 5 artık geliştirilmiyor. Peki bu bizim nasıl etkileyecek diye soracak olursanız, Efsun final sürümünü çıkartacak. Efsun 1.5 olarak. Ondan sonra Efsun'u güncellemeyeceğim. Aynı şekilde Kasa 2'ye de tam bir sürüm güncellemesi yapacağım. Ve geriye hiçbir şey güncellenmeyecek. İki tane motor yapıyoruz. Copper wire. Tamamdır. Bunun yanı sıra başka ne lazımdı? Tamam. Bunlar da normal kapanacak. Ayrıca yeni çıkan bir mod paketiniz var, ilginizi çekerse eğer. Adı Efsun. Kasa Efsun'la karıştırmayın, sadece Efsun kendisi. Konsepti nedir diye soracak olursanız, Tomcraft çevresinde bir büyü paketi. Evet. 3 alüminyum plate. 4 alüminyum plate. 2 alüminyum rod. Burada bronze rotor ve bronze gear, rubber ring. Tamam. Paketin konsepti dediğim gibi, bir saniye. Tamam, LT'ye koyacağız. Bolt yapımı kolay. Tamamen GregTech çevresinde, GregTech nereden çıktı ya? Tomcraft çevresinde ve Bloodmagic çevresinde gelişen bir büyü paketi. Teknik büyü paketi. Pakette teknik modlar da var bir iki tane. Allah'ım. Plate'im vardı. Neyse. Ring lazım. Şu an paket alfa aşamasında, o yüzden gidip test edin. Ne kadar çok kişi test ederse bizim için o kadar iyi. Evet, bunu yapacağım. Ardından tamamdır. Şuradan bir çıkış almam lazım bir şekilde ve bir bakayım size, çok ihtiyaç yok şu an. Hatta evet, hiç ihtiyaç yok. Ve levye de lazım. Ama şimdi cutting machine. Şimdi bu böyle gelsin. Hatta levyemizi alalım. Ve şunu atalım. Fluid can navigate. Brewery kit.
Drain. Drain değildi buna koyacağımız. Pompaydı. Bakalım hiç pompamız var mı? Yok. O zaman pompayla uğraşmayacağım şimdilik. Hiç redstone engine'im de mi yok? Olması lazım. Şuradakini kullanırız çünkü henüz şu an burası kullanılmıyor. Ardından bir adet wooden pipe. Yay! Wooden fluid pipe. Dolly git. Başka ne gidebilir? Siz gidin. Tornadolardan biri gitsin. Şunlar gitsin. Evet. Bence gayet makul şu an. Bir de kisere bakmışken bir de şuraya bakacağım. Bakalım burada son durum ne? Tamam. Güzel, güzelce büyüyor her şey. Bir ara bakacağım bunlara. Evet. Şimdi wooden fluid pipe. Lever'ım yok. O yüzden her daim yanınızda lever bulundurun. Köfteden tavsiyeler. Ve makinemiz. Girişini bu yön yapacağımız için ve yanlış makineyi koydum. Cutting machine nerede? Ha, cutting machine'i buraya koymuşum. Bu arada GregTech 5'in gelişmeme sebebi şu birkaç saniye beklemenizi sebep olan hede hede en başında. Tamamdır. Lövgün doluyor içine. Ve voila. Neden lubricant diye soracak olursanız, çünkü daha verimli olmasını istiyorum. Tamam, bu lubricant bitene kadar bunu bu şekilde kullanacağım. Tamamdır, boltlarımız hazır. Ve bu boltları LT'ye koyuyoruz. Ve bize tornavida veriyor. Tabi bunları da burada evde işlemişim. Daha sonra tornavida değil, vida veriyor. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Hop. O zaman hadi pompada gelsin. Neler eksik? Motor ve wrench. Motorları nedense algılamıyor. Wrench'te. Ben de. Başka ne eksik? Ha. Wrench buraya. Oradaki tornavida mıydı? Evet, tornavida. Screwdriver ve annealed copper'larınızı alalım. Wire mill. Gel. Şimdilik şu ikisi kaplansın. Ve voila. Pompa hazır. Wrench mi alayım? Ardından motor lazım. Tabii motor için sadece kablolardan biri hazır. 2 alüminyum rod, 3 alüminyum plate, 4 alüminyum plate. 2, 3, 4. Ve rod, alüminyum rod.
Rubber. Tabii ki de. Bu arada. Şunlar da lazım. Ve voilà. Alüminyum rollarımızı da alalım. Alüminyum rollları ben nereye koydum? Ah, inventörümdeymiş. Tabii ki de. Tamamdır. Motor da hazır. O zaman altı tanesini şu şekilde halledelim. Ve bu da gelsin böyle. Hüu, tamamdır. Şimdi rubber. Fluid Advanced Fluid Extractor, Basic Fluid Solidifier. Çıkışın buraya sıvı çıkışı ve evet. Nihayet. Evet, bunu da bu şekilde hallettik ve şunlar da Fluid Extractor. Sen gel. Ardından sana bir wire cutter lazım. Neyse, şurada propolislerimizi atalım. Şunları da atalım. Şu da gitsin, şu da gitsin, şu da gitsin. Sen de git, sen de git, sen de git. Sizler de gidin. Ardından wire cutter gel. Ve şurayı doldurmamız lazım doğal olarak. Evet. Git bakalım. Ve fazlalık quartz glass'ımız oldu bu bahaneyle. Ve tabii ki de eski alışkanlıklar yüzünden havuçla kırmaya çalıştım. Harikayım, değil mi? Burası da tamam olduğuna göre oraya yeni bir makine sistemi gelecek. Hatta şunlar muhtemelen oraya geçecekler. Ve iki seti daha böyle alıyoruz. Ve bunlar ne olacak diye soracak olursanız bana plastik lazım. Hatta bir stack plastik lazım. Çünkü plastik rod kullanacağım. Evet. Umarım yeterli tüyüm vardır. Tamam var. Evet. Ve karşınızda Greg Tech'in Light Arrow'ları. Vahaha. Evet. Bunlar nedir diye soracak olursanız, bu arada bunlarla yapılabilecek başka bir şey var mı? Chemical Bed'te farklı özellikler eklenebiliyor. Smite. Sharpness 2. Holy Water. Peki
açıklayabilirim. De hani boşver. Şimdi bana bol lazım. Şunları tamir edip mi kullansam? Boşver. Bakalım daha iyi bir bow var mı elimde? Twilight Forest'ın bowları var. Thorncraft'ın bombolu var. Ama bombo bunu destekliyor mu? Güzel soru. Yapımı da kolaymış. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Evet. Bombomuzu da aldık. Daha sonra yapacağız şimdi. Ve Unnatural Hunger. Tekrar merhaba sana. Senden nefret ediyorum. Bakalım şurada şu duruyor mu? Hayır. Bakalım başka duruyor mu? Bu var da yenisini craft etmeye üşeniyorum şu an. Evet. Havuç bitireceğiz. Neyse. Şunu bir kullanalım. Evet. Evet. Light arrow'ların özelliğine gelelim şimdi. Normal arrow'ların neredeyse iki katı bir mesafe kat edebiliyorlar. Light arrow'ların bütün özelliği bu. Bu benim gibi çok iyi bir nişancı olmayan birinin inanılmaz derecede işine yarıyor tabii. Evet, havuçlarımız gidin. Evet, kısacası bu arkadaşlar fazlasıyla güzeldir ve Unnatural Hunger 3'müş bir de. Evet, bu olay kısaca buydu. Buraya yerleştirilecek şeylerden bir tanesini daha buldum bu arkadaş. Tam olarak o yerleşecek. Şu solidifier yerleşecek, extractor yerleşecek. Evet. Şimdilik yerleşik makineler belli. Hatta tin kablo ve annealed copper kablo. Siz de artık kaybetmek o kadar umurumda değil çünkü malzeme bol. O zaman gidin bakalım. Ve siz de gelin. Ve sonraki bölümde güzel sürprizlerle karşılaşmak üzere size veda edeceğim sanırım burada. Ama önce şunu bir bitireyim ve şu arkadaşları alayım. Neredeydi bu arkadaşlar? Buradalardı. Tin kablo, annealed copper kablo tamamdır. Ve transformerları lazım tabii ki de. High voltajdan medium voltaja. Medium voltajdan low voltaja. Neden iki tane varlar bilmiyorum. Ve onları da her zamanki yerinde görmek istiyoruz. Valla. İzlediğiniz için teşekkürler. Kürtis köftenin günler, iyi eğlenceler ve açlığınıza lütfen dikkat edin.